içerdin. İçer, tamam. Yanlış yaptın aslan. Ben babanın kardeş. Seni yeğen bildiydim. Keşke beni yeğen belleyeceğine. Oğlum Serhat'ı adam ediydin biraz. Ama sana yine de teşekkür ederim ha. Eyvallah. O ne ya? Bizi yeniden aile yapmayı başardığın için. Şimdi birisi ölecek. Evlatlarımdan biri senin yüzünden ölecek. Benim yüzümden biri senin yüzünden ölecek. Canlı aslan mı? Aslan. Neden bana bunu yaptırıyorsun? Sana bir şey olsa yaşayamam ben. Sen var ya, sen doğru olanı yaptın. İlyas'ı bulmanın tek yolu bu. Başka bir yolu yok. Şu zamana kadar susmuşsun. Ama bundan sonra o kansızın seni tehdit etmesine izin vermeyeceğim. Anladın mı? Bak bakayım ona. Bana bir şey olmaz. Merak etme. Tamam. Tamam mı anne? Ail olmak için biraz geç kaldınız be aslan. Bir insan yaşadığı sürece hiçbir şey için geç kalmış sayılmaz. Bunu aklından çıkarma sakın. Değişen bir şey olmayacak. Plan tıkır tıkır işleyecek. Bu iş bugün bitecek. Ya herru ya merru kardeş. Anladın mı? Ya paramparça olacağız ya da aile olacağız. Aslan. Hayırdır? Ne oluyor? Hayır, hayır. Aile oluyoruz amca. Al. Takip cihazı. Nereye çekeceksin İlyas'ı? Boş bir fabrikaya. Bizim İskoçlar her şeyi ayarladılar. Önce indireceğiz, sonra yakacağız. Karelis için yok kıyak bölüm. Sağ ol amca. Bu sefer benim yanımda olduğun için sağ ol. Biz bir aileyiz yeğenim. Bir aileyiz. Eğer siz aile olaydınız, aranızda bu kadar sır olmazdı. Anan da seni böyle önüme atmazdı. Beni kimsenin senin önüne falan attığı yok. Yok. Bir tane oğlunu seç demedin mi? Sen daha benim anamı şu kadarcık tanımıyorsun, biliyor musun? Asıl sen anamı hiç tanımamışsın. Ben bir oğlunu seç demedim. Öz oğlunu ya da evlatlığını seç dedim. Ne diyorsun lan sen? Hayırdır, ne özü ne evlatlığı? O bile zor geldi Hülya'ya. Ne artık?
ailenizin kanlı mazisini de Yusuf'tan öğrenirsin. Ahirette. İyi misin lan? İbrahim ne oldu, iyi misiniz? Nasıl, iyi mi? Tamam, çabuk gelin. Rüyanın? Ne oluyor? Aslanlar olmuş. Ne? Bekle, sen inme. İyi misiniz? Ha? Gel. İyi misin? İyiyim. Sizin. Yok bende bir şey. Sende var mı bir yok, şey? Yok yok yok. İlyas öldü. Dışına çıkmamız gerekirse diye biriyle görüşmeye gideceğim dedin ya. Çatışmaya gittin ya, çatışmaya. Daha gözümün içine baka baka ne kadar daha yalan söyleyeceksin aslan. Devin bitti. Bitmiyor. Anladın mı? Bitmiyor. Bitti. Bitmiyor ya. Bu sondu, bitti. Bu evde hiçbir şey bitmiyor aslan. Her gün başka bir saçmalık, her gün başka bir yalan. Kafamıza düşen torbacılar, çatışmalar, bombalar. Seher Hanım'ın söylediği saçma sapan tuhaf tuhaf şeyler. Ne demiş babaannem? Ay, ne demiş babaannem? Ay aman aslan, Allah aşkına neyse. Bana bak. Ne demiş bakayım? Birinizden biriniz evlatlıkmışsınız. Ne bileyim işte. Artık bu evde olup bitenleri yakalayamıyorum. Ulan bu haldeyken güldürdünüz ya beni, yemin ediyorum. Allah da sizi güldürsün. Babaanneme sen bakma. Her sene babaannem gündeminde bir mevzu var. Şimdi geçen sene içimizden birisi Rus ajanıydı. Şimdi bu sene de aramızdan birisi üvey kardeş miymiş? Güzel. Güzel. Efendim? Bombalı saldırıdan sonra... Verdiğiniz kan örneklerini laboratuvara teslim ettim aslanım. Söylediğin gibi gizli kalacak. Sonuçlar yarın çıkarmış diyorlar. Eyvallah. Ne üvey kardeşiymiş, anlat bakayım. Aslan. Hı. Ben bana söylediğin yalanlardan da, benden gizlediğin her şeyden de çok sıkıldım. Devin, Devin, ağlama.
yapamayacağım ben. Olmayacak. Ne oluyor Devin? Ne oluyor canım? Aslan. Sence bu evde, bu ailede bir çocuk büyütülür mü? Sonra aradılar. 3 haftalık kalmış. Niye bana söylemedin? Hasan, kafamıza bir tane adam düştü ya. Ben şu anda var ya. Ben şu an dünyanın en mutlu adamıyım. Olma Hasan. Olma dünyanın en mutlu adamı falan. Bu aileye, bu eve bir çocuk da feda etmeyeceğim. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Olmaz diyorum Aslan. Biz bu kadar düşüncesiz, bu kadar acımasız insanlar mıyız ya? Yani doğacak bir candan bahsediyoruz. Sen şu an ani karar vermeye çalışıyorsun. Verilen ani kararların çoğu yanlıştır, kabul etmiyorum. Neyi kabul etmiyorsun Aslan? Bugün ölseydin ne olacaktı? Daha doğmamış çocuğun yetim mi kalacaktı Aslan? Ya biz bile her gün bu evde bugün de yaşadık diye dua ederken nasıl yaparız böyle bir şey ya? Delirdik mi biz? Kafayı mı yedik Aslan? Babasının oğlu Aslan bugün çıktı gitti bu evden. Bir daha da asla geri gelmeyecek. Söz. Yapamam Aslan. Sen de yapamazsın. Yapamayız. Bir çocuğun hayatını karartamayız. Benim kararım kesin. Devin, bak kimse sana istemediğin bir kararı verdirmeyecek. Verdiremezdi. Öyle bir şey kalkarlarsa zaten ben karşılarında dururum. Sadece senden biraz zaman istiyorum. Tek ricam, her şeyi kanıtlayacağım. Bütün bu işleri bitirdiğimi kanıtlayacağım. Yepyeni bir hayata başlayacağımızı kanıtlayacağım. Üçümüz. Bu ailede bile çocuk büyütülebileceğini sana kanıtlayacağım, ispatlayacağım. Ya tamam, eyvallah, belki dünyanın en iyi babası olmayacağız ama ulan dünyanın en kötü babası da olmayacağım. Sana söz veriyorum. Bak, benim için çok önemli bir süreçten geçiyorum. Çok. Bana zaman ver. Senden tek isteğim. Tamam insan. Ne istersen yap. Ama kararın değişmeyecek. Lütfen kimseye de söyleme bu yüzden. Yok. Bu sessizlik benim hoşuma gitmedi. Ve bu sessizliği bozarım. Sizin hepinize bir şey söylemek istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Teker teker. Hala bugün bu sofrada oturabildiğimiz için, hala aile olabildiğimiz için,
Hepinize teker teker teşekkür ederim. Ne yaşandıysa yaşandı. İyisi, kötüsü, acısı, tatlısı. Ama biz bugün şu anda hala bu sofrada oturabiliyorsak bir aileyiz. İyi ki varsınız. Kötü günler geride kaldı. İyi ki varsınız. İyi ki benim ailemsiniz. Hangi aile Yusuf? Hangi aile? Mazlumun kanıyla kurduğun aile mi? Anne ne oluyor? Hiçbir yere gitmiyorum dedin. Gittin vuruldun. Ya öyleydin Yusuf. Ya öyleydin. Babaanneciğim bak hiçbir şey olmadı. Gayet iyi. Anana yalan söyledin. O bebeğe de yalan dedin. Senin bu yalanların mahvetti aileyi. Ne bebeği babaanne? Babaanneye bilir. Anam da iyi bilir. Anne. Ana. Yeter gari. Yıllar evvel de gittin o günah işledin. Yine seni ben bağrıma basmadım mı Yusuf? Sen ne günahından bahsediyorsun? Tamam yeter ya. Kadının haline baksanıza. Lütfen odasına geçirir misiniz? Hadi kızım bakma hadi. Hadi, hadi babaanne hadi. Bırak! Anne! Babaanne. Anne! Anne! Sütümü helal etmem ya, sana. Anne! Bir daha gidersen. Hadi anne. Bir daha bana yalan söylersen sütümü helal etmem. Anne gel hadi gel. Sütümü helal gel. Etmem. Anne. Sütümü helal etmem. Tolga şu çocukları götürsene. Ben de babaanneye bakayım. Bak hele sana bir şey soracağım. Sen babaannemi niye susturdun orada? Babamla ilgili bir şeyler mi biliyorsun yoksa? Oo çok şey biliyorum. Sen hangisini sordun? Bugün İlyas saçmaladı bayağı. Annene aslan mı cihan mı demedim. Evladın mı evlatlığın mı dedim dedi. Ne? Eski işte babam böyle biz küçükken hani böyle içki içi falan abuk sabuk konuşurdu ya bu evlatlık konusuyla ilgili. Aslan, kardeşim. Bak şimdi. Bu ailenin geçmişi pek iyi değil biliyorsun. Hani iyi şeyler çıkmaz kızırsan. Benim kayıplarım çok taze. Ben ailemi kazandım. Eskiden bu sofrada böyle oturabilir miydim? Ha? Tamam. Sen sağa sola bak istersen. Ama yalvarırım. Pandora'nın kutusunu açma. Açma. Tamam mı? Geç buldum. Sizi de kaybetmeyeyim yine. Ha? Hadi selametle. Vallahi öyle abi işte. Evlenme teklif ettim Yağmur'a. O da kabul etti. Gel bakalım buraya. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Ekrem abi. Seni de eve veriyoruz ha sonunda. İnşallah. Hadi bakalım. Adandakilerin haberi var mı?
Nezaket annenin? Yok abi, ilk sana söyledim şimdi. İşte onları da arayacağım hemen. İsteme falan hızlıca gelecekler. Öyle. İyi. Nezaket annenin... Yağmur'un geçmişiyle ilgili herhangi bir malumatı var mı? Yok abi, söylemedim. Kıyamet kopar zaten, biliyorsun. Hey yavrum benim be! Ulan şu güzelliğe bak. Yemin ediyorum yaradan yarattı mı yaratıyor işte böyle boş zamanında. Şu güzelliğinizin bir zekatını verin dedi. Kurtulun Devin Hanım arada sırada. Şişt bana bak. Hı. Hastayım sana ha. Alo. Öyle mi? Tabii. Hatırlat da bir ara taburcu edeyim seni. Nereye gidiyorsun, ne yapacaksın? Babama gideceğim ya. Yağmur ille de isteme de olsun diyor. İmkansız ama bir konuşacağım, deneyeceğim. Gelmem ister misin? Yo, hallederim ben. Peki. Test sonuçları çıktı aslanım. İstediğin gibi iki kopya aldım. Hastaneden çıkıyorum. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Sen ne yapacaksın? Ben yeni hayatımızın ilk adımlarını atmaya gidiyorum, inanmaz. Çağrı ile buluşacağım, onunla konuşacağız. Ve üstümüze böyle sıkan, bizi böyle boğan, kurtulmak istediğimiz ne var ne yok hepsinden bugün kurtulacağız. Sana söz verdiğim gibi. Aslan bu kararımı değiştirmeyecek bile. Ya değiştirsin, değiştirmesin hiç fark etmez. Bizim çocuğumuz olsun olmasın hiç fark etmez ki. Olacak zaten. Ben sana bir söz verdim. Tamam. O sözü tutacağım. Gerisi umurumda değil. İbrahim Bey'e göndermiş Hülya Hanım. Bir de bunu yollamış. Kıymet Koruzade'nin evine gidiyoruz. Anlaştık o zaman. Tamamdır Aslan Bey. Dediğim gibi imza yetkileriniz bir de şirketlere ait hisseler önemli. Ben bu durumda sizden kime devir yapılacağıyla ilgili haber bekliyorum Aslan Bey. Sen hazırlıklarını yap, ben sana haber vereceğim. Tamamdır Aslan Bey. Görüşmek üzere. Çağrı Bey merhaba. Merhaba. Söylediğin gibi gizli tutuldu her şey. İki kopya. DNA profili arasında herhangi bir uyum saptanamamıştır.
Konuşmamız lazım kardeş. Kurcaladın değil mi? Açtın Pandora'nın kutusunu. Bu ne? İster açar bakarsın, ister yırtar atarsın. Sana kalmış. İlyas'ın dediği doğru yani. Hani birimizden biri kimsesiz. Öyle mi? İster açar bakarsın, ister yırtar atarsın dedim. Sana kalmış. Ama ben buraya onun için gelmedim. Ben başka bir şey için geldim. İşleri bırakıyorum. Yeni bir hayat kurmak istiyorum. Sıfırdan. Her şeyi bırakacağım. Olduğu gibi. Kime devredeceksin? Kime olacak? Başından beri kimin hakkıysa ona. Sana. Ama istersen ben yapmam diyorsan anneme ya da amcama da devredebilirsin. İlk sana geldim. Neden ilk bana? Çünkü sen benim kardeşimsin. Ben senin kardeşin değilim. Ben senin abinim lan. Doğru konuş. O da bir kardeş. Aslan, ne oluyor, ne konuşacaksın? Ne o elindeki? İlyas'la karşılaştığım zaman İlyas bana ne dedi biliyor musun? Sen anneni hiç tanımıyorsun dedi. Doğru mu sence? Sence ben seni yeteri kadar tanımıyor muyum? Aslan, ne oluyorsa söyle. Bu İlyas ne saçmaladı da senin böyle aklını karıştırmış? İlyas, ben annene tek evladını seç demedim dedi. Ya öz evladını seç, ya da evlatlığını seç dedim dedi. Sana ben daha dün gece bana söylemediğin her şey, anlatmadığın her şey bizim sonumuz oluyor dedim, değil mi? Sana son bir fırsat veriyorum. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Hülya Soykan. Hülya, aklına helal et. Sen o çocuğu çok sevdin. Ama ben elinden aldım. Senden bir şey gizlediysen bile bu ailenin selameti içindir.